gerçekte kimsin ve daha önce ne? Ne yapıyordun? Ne düşünüyordun? He? Soru sormak yok demiştim. Muzaffer Bey! Muzaffer Bey! Hadi yürü, hadi bakalım, yürü, hadi! Sana diyeceklerim var Muzaffer Bey! Sen kimsin hanım? Kemal'in anasıyım. Oğlumu alıp götürmeye geldim. Götürmeye mi? Götüreceğim, evet. Oğlumun senin gibi bir herifin kapısında kul köle olmasına gönlüm razı değil. Ana. Bırak. Niye? Nasıl bir herifmişim ben? Allah'ın kalbini taş ettiği zalimin hak hukuk bilmezin tekisin. Bunca yıldır yapmadığını bırakmadın köylüye. Topraklarına el koydun. Ha. Herkesi kendi toprağında ırgat ettin. Daha sayayım mı? Ana yeter. Bırak. Oğlunu zorla tutan yok hanım. Kapı orada. Çalışmak istemiyorsa kendi bilir. Çalışmak değil onun derdi. Ekmeğinin nerede olsa kazanır benim oğlum. Ana yeter dedim, yürü. Bırak, bırak. Yürü dedim ana. Muzaffer Bey, sal gitsin oğlum. Ana yürü dedim sana. Yoksa bu işin sonu kötüye varacak. Duydun yürü dedim beni. Sana. Duydun mu? Ne yapıyorsun ana? Ha? Delirdin mi ana? Ne yapıyorsun ana? Kemal, yavrum. Niye yalan söyledin bana ha? Niye o kızın peşinden gittin? Niye? Yeter artık ana. Yeter. Seviyorum dedim. Aşığım dedim, dinlemedin. Niye üstüme geliyorsun hala ana? O soykanın uğruna ölümlerden döndün. Hapislerde yattın. Yetmedi mi hala? Yetmedi ana. Güllü bana dönene, benim olana kadar bırakmayacağım peşini ana. Bırakmayacak mısın? Muzaffer'in boynuzu olmaya utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Utanmıyorum ana. Meryem ana. Benim alın yazım Güllü'yle yazılmış ana. Başka çarem yok. Affet beni. Sen bu garip ananın ahını aldın ya. Bundan böyle dilim affetse de yüreğim affetmez. Onun derdi çalışmak değil derken ne demek istedi yani bu kadın? Aman
Lafın gelişi işte. Ne takıyorsun kafana? Öyle deme. Anası bana bu kadar düşmansa... Kemal'in de öyle olmadığını nereden bileceğiz? Sana bir fenalık yapacak olsa niçin gelip çiftlikte çalışmak istesin ki abi? Fenalık yapacak adam her yerde yapar. Bilmiyorum hemşire. Bilmiyorum. Senin de gözün tutmamıştı değil mi Kemal'i? Kov gitsin işte. Ne dert ediyorsun ki? Başka şoför mü kalmadı dünyada? Niçin hemen peşin hükümlü davranıyorsun ki çocuğa? Elin şoför parçası. Ne zamandan beri çocuğunuz oldu Halide Hanım? İkiniz de kesin. Kemal döndü Muzaffer Bey. Al içeri. Rezalet Kemal. Hadi ananı anladık. Benden pek haz etmiyor. Peki sen? Estağfurullah Muzaffer Bey, o nasıl söz? Bırak şimdi estağfurullahı filan. Onun derdi çalışmak değil diyor anan. Söyle de bilelim. Nedir senin derdin? Anamın yaptıkları için özür dilerim Muzaffer Bey. Siz onun söylediklerine kulak asmayın. Kendisi biraz, nasıl söylesem, biraz delidir efendim. Ne? Basbayağı bildiğiniz delidir efendim. Nasıl yani? Raporlu filan mı? Evet. Rahmetli babamı genç yaşta ince hastalıktan kaybetmiş. O gün bugündür ruh sağlığı pek yerinde değil. Allah Allah. Bana pek öyle gelmedi ama. Hatta gayet akıllı laflar ediyordu. Eder efendim. Ama biraz daha konuşmasına izin verseydim... Mustafa'cığım diye size sarılıp ağlamaya başlardı. Mustafa'cığım mı? Böyle akıllı akıllı konuşur. Sonra karşısındakini birden rahmetli babam Mustafa zannedip ağlamaya başlar. Götürmediğimiz doktor, okutmadığımız hoca kalmadı. Ama ve lakin kimseden şifa bulamadık. Allah'ın takdiri işte. Sen git de bu yalanları başkasına anlat. Anlamadım. Yok anası deliymiş de bilmem ne. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle be? Estağfurullah. Anan kocama besbelli düşman. Sen de çiftlikten kovulmamak için yalan üstüne yalan uyduruyorsun. Hayır, yalan değil. Yalan söylüyorsun, hem de katmerli yalan. Siz bana yalancı diyemezsiniz Serap Hanım. Yalancısın. Gülü, çıldırdın mı? Ne yapıyorsun yahu? Kov gitsin şunu Muzaffer. Böyle adi insanların hizmetine ihtiyacımız yok bizim. Bırak da buna ben karar. Ne yani? Bu yalanlara inanıyor musun? Evet. İnandım. Kemal çiftlikte kalıp şoförlüğünü yapmaya devam edecek. Kararım budur. Ananın bu durumunu bilemezdik elbette. Kusura bakma. Mühim değil efendim. Bir derdin olursa çekinmeden gel söyle bana. Sağ olun Muzaffer Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.